Buna bastığında tekrar sıfırdan mı başla? Peki sıfırdan başlatmak için basın tutacağım herhalde. Arkadaşlar yavaştan konferansa geçiyoruz. Bugünkü konferansın sunumunu arkadaşlar benim için uygun gördüler. Sesim herkese geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Tamam, biraz daha yükselttim. Mikrofon biraz sıkıntılı da. Öncelikle durdukları yeri her daim sorgulayan siz kıymetli dostlarımızı buraya geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu seminer dizisini hazırlamak için, bu felsefe seminer dizisini hazırlamak için yaklaşık 3 aylık bir çabamız oldu. Ve en büyük eksikliklerimizden biri öğrendiğimiz şeyleri, özellikle felsefe bağlamında tam olarak öğrenemediğimizi fark ettik. Ve bunun için bir konferans dizisi yapmaya ve bunu destekleyici film okumaları yapmaya karar verdik. Bununla birlikte bir program geliştirdik. Biz felsefeyi külli bir şey olarak gördüğümüz için kadim felsefeden modern paradigmaya kadar uzanan, yani Platon'dan Foucault, Zizek, Lacan'a kadar uzanan bir program yapmaya çalıştık. Herkesin koltuğunun yanında anketler var. Eğer anketleri bizim için doldurursanız, bizim için bilgi ve görüşleriniz gerçekten çok önemli. Size uygun geri dönüşler yapmaya çalışacağız. Bu konferansını daha iyi bir hale getirmek için. Öncelikle amacımızdan başlamak istiyorum. Biz Boğaziçi'li bir grup öğrenci olarak bizlere batılı paradigmanın kavramlarının yeterince öğretilmediğini fark ettik. Veya bunları sorgulayamadığımızı, hatta bunu sorgulamanın bize yasaklandığını fark ettik. Bundan dolayı bu kavramların içine boşaltmaya ve yeniden bu kavramları kurmaya, kavramların ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ve aynı zamanda insanlara bunu sorgulatmak da istiyoruz. Bir yerden sonra fark ettik ki bunu tek yapmayalım. Bütün arkadaşlarımızı, bütün okulla birlikte yapalım istedik. Ve böyle bir seminer dizisine başlattık. Peki kavramlar nedir? Bu kavramlar bizce, özelde Batı medeniyetini, daha genelde ise kendini bu medeniyete dayayan diğer medeniyetlerin sorunlarını çözmeye yaramıyor. Hatta onların içindeki bu boşluğu, bu çapraşıklığı daha fazla arttırıyor. Durum böyleyken, geçmiş ve gelecek arasındaki metafizik ve entelektüel boşluk ve gerilim gittikçe artıyor. Ama bu son hakim paradigma için her şeyin üzerine bina edildiği bu esasları sorgulamak ve bunların neliklerine dair, ne olduklarına dair hiçbir bilgimiz veya tam olarak bir bilgimiz yok. Ve şöyle bir şey de var. Biz de kendimizi bu hakim bilgi paradigmamıza dayadığımız için bizler bile bu kavramların çökmesinden zaman zaman korku duyuyoruz. Ve bundan dolayı benim çok sevdiğim bir söz vardır, bir felsefecinin. Sizi rahatsız etmeye geldik arkadaşlar. Özgürlük, devlet, milliyet, insan hakları, hukuk, aklınıza gelen ve aklımıza gelen ne kadar kavram varsa bunların hepsini tartışacağız. Belli bir seri halinde. Ve bu karanlık yolculukta bizimle birlikte gariplerden olmanızı umuyoruz. İlk konferansımız İnanmanın Sınırları ve Devrimin Sonsuzluğu adıyla Kaan Atalay hocamız tarafından verilecek. Bundan önce bizde her türlü desteklerini ve yardımlarını sunan Mehmet Nafi Ertemel hocamıza sözü vererek programımızı başlatmak istiyorum. Buraya geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Çantayla çıkmam garip gelebilir ama ben pek normal biri değilim zaten. Biliyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim sözü verdiğiniz için. Ben çok uzatmayacağım sözü. Fakat bir iki şey hakikaten ben de söylemek istiyorum. Hem bu organizasyonla ilgili. Öncelikle çok çok önemli olan bir nokta hakikaten bunun tamamen öğrencilerin organize olmasıyla, düşünmesiyle, kendilerinin bir araya gelip bir takım şeyleri sorgulayıp tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir şey yapma arzusu, isteği, heyecanı beni çok mutlu etti. Sağ olsunlar, beni çok şereflendirdiler. Böyle bir
öneriyle gelince ben de görev bildim, büyük de haz duydum. Dediğim gibi en önemlisi de bir hocanın önderliğinde veya yöneltmesiyle değil veya bir bölümün değil, tamamen öğrencilerin kendisinden bunun gelmesi. Bu çok önemli. Bu bizim biraz önce Kaan hocamızla konuşuyorduk gelirken de, Kaan hocamız da Boğaziçi mezunu, felsefe bölümünden mezun. Uzun yıllar burada hem öğrenci hem asistanlık yapmış kendileri. Diyordu ki değişiyor, her yer değişiyor. Tüm üniversitelerde bir üniversite ve müfredat algısı da değişiyor. Her şeyin temeli aslında temel bilimler. Biliyorsunuz belki ben işletme bölümündeyim ama ben de hukukçuyum. Ben de aynen Kaan hocamız gibi düşünüyorum. Her şeyin temeli bu. Bu olmadan ne mühendis, ne işletmeci, ne iş adamı, ne benim gibi Mahmut Paşa'da satıcı bile olabilirsiniz. O vizyon, o geniş bakış açısı, o eleştirel olabilme, sorgulayabilme her şeyden önemlisi. O olmayınca hakim de olamıyorsunuz. Karar da veremezsiniz düzgün. Her şeyde önce bu altyapının olması, zenginleşmesi çok önemli. Söylemek istediğim oydu bir. Dolayısıyla ben ona çok tebrik ederim sizi böyle bir girişimde bulunduğunuz için. Diğer bir söyleyeceğim şey, bununla yine çok ilintili. Eski dekanımız, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Güven Alpay hocamızın bir sözü vardı, tanıtımlarda derdi. Ve ilk gelince öğrenciler, onlara ilk böyle işte böyle hoş geldiniz konuşmasında derdi ki Boğaziçi'nde gelirken işte buraya başarılı bir şekilde geldiniz ama Boğaziçi'ne geldikten sonra sizden istediğimiz alternatif olmak ama sadece alternatif de olmak, aykırı olmak derdi. Aynen öyle, ben de onu düşünüyorum. Ancak biraz aykırı, biraz farklı olarak sorgulayarak bir takım şeyleri, kendi yaratıcılığınızı hatta kendinizi de keşfedebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Böyle bir organizasyonun ve lütfedip geldiği için Kaan Bey gibi, ya o kadar çünkü biliyorum kendisinin bakış açısı, vizyonu, olaylara yaklaşımı ve çok da güzel bir şekilde anlatması bakımından büyük bir şans. Yoksa ilk konuşmacımız biraz böyle durgun olsa böyle dağılırdı herhalde, ilk seminerden sonra biterdi bütün her şey. İnşallah Kaan Bey'den sonra da aynı oranda misafirler bulmaya çalışacağız. Ama bulacağınızdan şüphem var. Yani siz çok hakikaten hepimizin bilgi kaynağı gibi olan Wikipedia'sı olan Ekşi Sözlük'te sizinle ilgili en önemli başka bir şey bulamıyor. Hepimizin hakkında var. Benim hakkımda bilemiyorum. Benim hakkımda da birçok şey var ama yani bu artık özellikle Ekşi Sözlüğe yazmak için bunu öğrendim. Bir yüksek lisans öğrenci, endüstri mühendisine dedi ki 2 yıl bir deneme sürecinden geçiyorsunuz. Her isteyen oraya yazar olamıyor dedi. Ben dedim ki ben yazarım dedi. Nasıl yani, o akreditasyon sürecini geçtim dedi. Bunu CV'nize koysanıza o zaman dedim. Haklısınız, hiç düşünmedim dedi. Şimdi demek ki yani burada yazılanlar iyi ya da kötü, tabii eleştiri de olabilir. Ama Kaan hocamıza bakın, bir yerden alıyorum, diyor ki sevgi dolu felsefe kişisi, aynı zamanda derya gibi adamdır. Adam kelimesini artık idare edeceksiniz. Ailecek takip ediyoruz kendisini. Çok enteresan. Bu çok hoşuma gitti. Bunu çok beğendim. Bunu tüm okuyacağım. Descartes ve solipsizm anlatırken bir öğrenci bir kızın, hocam ama siz çok pesimistsiniz, öyle yapmışlar, uzatmışlar onları, bardağı hep boş görüyor olsunuz demesine cevaben, hayır ben size bardağın olmadığını söylüyorum diyerek kendisine hayranlar kılmış felsefeci. Ve bir başka yorumda da, en az bir dersi muhakkak alınmalıdır diyor. Hakikaten de bundan dolayı geldiği için çok minnettarız kendisine. Kaan Beyciğim, ben geldiğiniz için ayrıca şahsen teşekkür ederim. Aynı zamanda bugün yine burayı teşrif eden Bilgi Üniversitesi Felsefe Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nda hocalarımız Kaan Bey ve meslektaşı Ömer Bey de burada, Ömer Albayrak Efendi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz, lütfettiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mehmet Nafi Ertemel hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hem destekleri hem konuşması için. Hocamızın, Kaan hocamıza bir küçük ufak hediyesi var. Baştan verilen çok ufak bir hediyemiz. Bizim grup olarak aslında, benim şahsi değil. Biz böyle, ben böyle saklıyorum, onu çantaya çıktım.
Şimdi şunu düşünün, benim belki ayrılma ihtimalim olabilir. Aykırılık öyle bir aykırılık ki sonda verilir, ben başta veriyorum. Ama çok küçük bir anı, 150. yılımız olan bir mag ediyorum. Siz zaten Boğaziçi'siniz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sözünüz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurunuz. Konferansla ilgili son bir tarzımızı söyleyeceğim. Hocamız konuşmasını bitirdikten sonra son 20 dakika, yarım saat soru cevap faslımız olacak. Herkese keyifli konferanslar diliyorum. Konuşma sırasında da çok takılırsanız sorun. Yani eğer anlattığım bir şey hiçbir şekilde şeyler ifade etmezse parmak kaldırıp tabii burada parmak görünmez. Davetiniz için çok teşekkürler öncelikle. Size de güzel sözleriniz için tekrar teşekkür ederim. Şimdi zamanımız kısa olduğu için tabii bazı sorunlar olacak. Çünkü burada anlatacağım şeyi ben normalde 12-13 haftada anlatıyorum çoğunlukla. Dolayısıyla hani 3 saatten hesaplarsanız yaklaşık 40 saatlik bir mesele 1 saatte 1,5 saatte özetlenmeye çalışıldığında mutlaka yetersiz kalacaktır. Yani bir şeylerin havada kaldığını hissedebilirsiniz dediğinizde. Sorun muhtemelen sizden değil, benden kaynaklanıyordur. Dediğim gibi eğer çok takıldınız, böyle hakikaten ulan ne diyor bu adam dediğiniz noktalar olursa soru sormaktan da çekinmeyin. Ama hani elimden geldiğince netleştirmeye de çalışacağım meseleyi. Şimdi demin ilk takdim sırasında söylenen bir şeye biraz bir düzeltme yaparak başlayayım. Yapmaya çalıştığınız şeyin, üzerine kafa yorduğunuz meselenin ne olduğunu anlayabiliyorum. Yani buradaki hani sorgulamanın, yürütülmeye çalışılacak sorgulamanın nereye doğru meseleyi çekmeye çalışacağını veya ne tarafa doğru zorlayacağını anladığımı zannediyorum. Ama orada şu konuda bence biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu Batı-Doğu meselesi hakikaten kendi içinde çok sorunlu bir hikaye. Bunları böyle kolay kolay birbirinden ayıramıyorsunuz. Zannedildiği kadar net çizgilerle bunları birbirinden koparmak ve yalıtmak, sonrasında da birini diğerinden bağımsız olarak tanımlamak sanki imkansız gibi görünüyor. Sadece kavramsal sorunlardan dolayı değil bu. Tarihsel olarak da bu zaman içerisinde ikiye ayrılmış gibi görünen bu küreler aslında sürekli birbirinin içinde ve birbirini besleyerek gelişiyor. Arkada duyulmuyor mu sesim? Duymayan var mı sesimi? Zor duyuluyor. Peki biraz daha bağırırım o zaman. Mikrofon kullandırma şarkıcıyı sevmem olacağım. Şimdi bu Doğu-Batı meselesinde mesela şunu size kısaca özetleyebilirim. Felsefenin ortaya çıkışı M.Ö. 6. yüzyılın başları. Tabii geri gittiğimiz için sonları başlıyor. İlk olarak Milet'te ortaya çıktığı düşünülüyor. Milet biliyorsunuz denizin, Ege'nin bu tarafında aslında Frigya medeniyetinin bir parçası olarak var olan bir şehir. Ve Milet'te bir işte üç büyük felsefeci diyebileceğimiz, üç veya ilk büyük felsefeciler diyebileceğimiz Tales, Anaximander ve Anaximenes yaşıyor. Ve belirli bir faaliyet icra ediyorlar gerçekten. Yani felsefe olarak adlandırılabilecek, felsefenin en azından ortaya çıkış süreci itibariyle büyük önem taşıyan bir takım kavramların ve sorunların belirmesini sağlayan bir çaba yürütüyorlar ama aradan yaklaşık bir 50-60 yıl geçtikten sonra bizim Türkçe'de Pisagor dediğimiz ama Yunancasıyla adı Pythagoras olan başka bir adam çıkıyor ortaya. Ve Pythagoras'ın, tabii bu konuşmanın konusu olmadığı için girmeyeceğim detayına ama Pythagoras'ın sorduğu sorulara, o soruları sorma biçimine, verdiği yanıtlara, ilgilendiği meselelere ve genel olarak felsefi faaliyeti bir yaşam biçimi olarak addetmesine baktığınızda bu yaklaşımın kökenlerinin eski Yunan medeniyetinden ziyade, eski Yunan medeniyetinin geçmişinden ziyade aslında Pitagoras'ın Orta Doğu'da yaptığı, Mısır'da ve o bölgelerde yaptığı gezilerden elde edindiği bir takım
çıkış noktaları olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Özellikle de Gnostisizm diye adlandırılan bir düşünce ekolünün Pitagoras'ın düşüncesinin şekillenmesinde, felsefesinin şekillenmesinde çok belirleyici olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ve muhtemelen de bu Pitagoras'ın işte Mısır'da, Orta Doğu'da yaptığı gezilerde sohbet ettiği veya görüşlerinin etkilendiği insanlar arasında belki hani daha kadim, uzak doğu medeniyetlerinden temsilciler olduğu gibi muhtemelen Museviliğin daha belki hani mistik olarak adlandırılan ama aslında Gnostisizmle çok daha yakından alakalı işte Kabala gibi kollarıyla iştigal eden insanlar olması muhtemel. Çünkü baktığınızda Pitagoras'ın temel kavramları, ele alış biçimi, kavramları diğer kavramlarla ilişkilendirmesi ve en nihayetinde felsefenin bir faaliyet olarak amacını bir kurtuluş olarak Psyche'nin, işte eski Yunanlıların yaşamın temel kaynağı, yaşamın prensibi olarak gördükleri Psyche'nin selameti olarak tanımlaması başka pek çok Gnostisizmle etkili, Gnostisizmden etkilenmiş okulla da ortaklık addediyor, ortaklık taşıyor. Dolayısıyla burada bildiğimiz anlamda yani Batı düşüncesinin, Batı belki de medeniyetinin hani en önemli yaratıcı faaliyetlerinden biri olarak düşünebileceğimiz felsefenin bile ortaya çıkışında kültürler arası etkileşimin, işte o Batı diye Doğu diye ayırdığımız şeylerin aslında tamamen ötesine geçen bir karşılıklı karşılıklı belirlenimin izlerini ve sonuçlarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla sorunu bence hani sadece Batı ya da Doğu diye koymamak lazım. Mesele bizim nasıl yaşayabileceğimiz, kendimizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz, kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz meselesi. Burada eski Yunan'ın ve eski Yunan döneminde felsefenin bir faaliyet olarak gerçekleştirdiği işlevin bu sorunu anlamak açısından büyük önemi bulunuyor. Dolayısıyla konuşmamı o çerçevede ele alın. Ama dediğim gibi felsefeye dair çok fazla klişe var. Bu klişeleri tek tek burada belki sorgulayamayız ama hani altını çizebileceğimiz meselelerden biri işte Pitagoras'ın düşüncesinin ortaya çıkmasında etkili, belirleyici olan dinamiklerden birinin kültürler arası etkileşim olması. Yani küreselleşme 19. yüzyılda, 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şey değil bu anlamda. İnsanlık kadar eski bir şey küreselleşme dediğimiz şey. Belki frekansı daha düşük, hızı daha yavaş, sonuçları daha geç ortaya çıkıyor ama sonuçta kültürler arası etkileşim hep vardı, hep var olacak muhtemelen. Kendi içimize kapanıp da dışarıya her şeyi dışarıda bırakmak için özel bir çaba sarf etmediğimiz takdirde bir şekilde zaten bu etkileşim gerçekleşiyor. Mesela felsefeye dair bir diğer önemli klişe de işte eski Yunanlıların felsefeyi çok sevdiği, felsefenin çok gözde bir faaliyet olduğu, eski Yunan kültürünün felsefeyle şekillendiği. Şimdi felsefenin gelişimine baktığınızda ortaya ciddi sorunlar çıkıyor burada. Şimdi, madem bu kadar seviliyordu felsefe eski Yunanlılar tarafından, Pitagoras niye eski Yunan Yarımadası'nı terk etmek zorunda kaldı? Sokrates'i kim astı? Veya kim öldürdü, kim idam etti? Platon'un mektuplarını okursanız niye Platon hayatı boyunca Atina'yı terk etmenin hayalleriyle yaşadı? Eğer biraz dikkatli okursanız bu dönemi, Aristoteles'e kadar eski Yunanların, eski Yunan kültürünün, eski Yunan toplumlarının felsefeyle ilişkisinin çok da hani sevecen, çok da sempatik bir düzeyde işlemediğini görürsünüz. Hatta felsefeci daha ziyade o meşhur felsefeci klişesinde olduğu gibi işte yarı deli, yarı kendinden geçmiş, kendini bilmez, şaşkın bir adam olarak resmedilir. Eğer fazla tehlikeliyse yani bu klişelere sığmıyorsa da genelde ortadan kaldırılır. Sokrates'te olduğu gibi. Dolayısıyla hani eski Yunanlar felsefeyi çok seviyordu, eski Yunan kültürü böyle felsefe üzerinden şekillendi diye düşünmek çok doğru değil. Aristoteles sonrası biraz daha farklı ama Aristoteles'e gelene kadar felsefecilerin eski Yunan toplumunda çok el üstünde tutulduğunu, çok rağbet gördüğünü, çok saygın kişilikler olarak addedildiğini düşünmek biraz zor gibi duruyor. Bir
diğer önemli mesele bu. Üçüncü bir mesela klişe ve yine yanlış bir klişe. Biraz önce saydığım milletliler. Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, sonrasında Herakleitos, Parmenides, Platon'a kadar bu adamların hiçbiri felsefe yaptıklarını bilmiyorlardı. Çünkü yaptıkları işin bir adı yoktu. Felsefe kavramı ilk kez Herakleitos'ta kullanılıyor. Eski Yunancası felsefenin philia ve sophos kelimelerinden gelir. Philia aşk demek, sophos da bilgelik demek. Felsefe bilgelik aşkı anlamına geliyor. İlk kez bu kavramı Herakleitos kullanıyor. Herakleitos da bunu terim olarak değil daha ziyade deskriptif bir kelime olarak kullanıyor. Yani hakikaten bilgelik yolunda bilgeliği özleyenler, bilgeliğe aşkla bağlı olanlar anlamında tamamen betimleyici bir ifade olarak kullanıyor. Platon'la birlikte felsefe bir terim haline geliyor. Daha teknik bir işlev, daha teknik bir mana kazanıyor. Fakat Platon'un felsefe dediği şey de bizim bugün felsefe olarak anladığımız şeyle uzaktan yakından alakalı değil. Platon'da mesela felsefe sonlu bir uğraştır. Bitmesi gereken bir iştir. Sonlanması gereken bir iştir. Neyle sonlanır? Bilgelikle. Bilgelik hasıl olduğunda, yani bilgiye ulaşma imkanını somutladığınızda, bu imkanı kuvveden fiile çıkartıp bir yetenek olarak gerçekleştirdiğinizde artık felsefe sona erer. Çünkü aşk nesnesine ulaşır. Nesnesine ulaştığı anda kendini tamamlar ve ondan sonrası bilgelik olarak adlandırılır Platon'un metinlerinde. Dolayısıyla bizim bugün felsefe diye adlandırıp işte üniversitelerde akademik bir faaliyet olarak veya akademik bir faaliyet çerçevesinde düşünmeye çalıştığımız işlevin Platon'un kastettiği anlamda felsefeyle pek alakası yok. Dolayısıyla felsefe kavramı çok sonrasında icat edilip bu garibanlara da yüklenmiş bir kavram. Thales'te, Heraklitos'ta, Pisagoras'ta felsefe yaptığını bilmiyordu. Çünkü yaptıkları işe felsefe adını vermiyorlar. Onların başka bir derdi var. İşte o dert Platon'da aslında belki de en artiküle edilmiş, en sofistike haliyle ve en bütünlüklü ifadesiyle kendini dışa vuruyor. Bu dert nedir diye başlayalım isterseniz. Oradan yavaş yavaş konunun esasına doğru yaklaşmaya çalışalım. Bu dert sonsuzlukla sonluluk arasındaki ilişkinin anlaşılması derdidir. Şimdi bu temel dert en baştan beri milletlilerden beri felsefenin temel sorunu olmuştur. Milletlilerde bu arke sorunu olarak karşımıza çıkar. Yani içinde yaşadığımız bir çokluk alemi mevcut. Tecrübi bir alem bu. Tecrübe vasıtasıyla ulaştığımız, algılarımız vasıtasıyla eriştiğimiz ve bu çokluk aleminin bir tekil kaynağı olması gerektiğini düşünüyor milletliler. Bu tekil kaynağı da arke adını veriyorlar. İsterseniz transkripsiyonunu yazayım bunları. Şimdi bu tekil kaynağın ne olduğuna dair tartışmanın çok detayına girmeyeceğim ama bir noktada bu kaynağın o çokluk aleminde tespit edebildiğimiz tezatlardan mağdun, bu tezatlardan azade bir esasa sahip olması gerektiği anlaşılıyor. Çünkü eğer kaynağın kendisi tezatlardan birine dönüşürse kaynak varlığın çeşitliliğini, çokluğunu temellendiremiyor. Şöyle düşünün mesela, Thales Arke'nin su olduğunu düşünüyor. Primordial bir su olarak görüyor her şeyin kaynağı. Ve bir türeme ilişkisiyle sudan içinde yaşadığımız çokluk alemi ortaya çıkıyor. Fakat Anaximander, yani Thales'in öğrencisi şunu fark ediyor. Eğer bütün varlığın kökeni, yani bütün olma fiilinin kaynağı su ise ıslaklığın kaynağının su olmasını açıklayabiliyorsunuz. Fakat kuruluğun kaynağının su olmasını açıklayamıyorsunuz. Çünkü kuruluk suyun olmadığı durum demek. Suyun olmadığı durumda kuruluk olabiliyorsa o zaman su da varlığın kaynağıysa, olma fiilinin kaynağıysa, olmanın olmadığı durumda kuruluğun olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir çelişki ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi biz bugün artık varlık kavramından bahsettiğimizde çok karmaşık bir şeyden bahsediyormuşuz. Hatta çok da mistik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi görünüyor. Oysa eski Yunanlılar to'on ya da onto dediklerinde İngilizcesiyle yazayım. Tam tercümesi bu çünkü. That which is diyorlar. Yani olan. Olma fiilini icra eden şey.
Şimdi olma fiilini icra etmenin kaynağı, mümkünlük koşulu su ise, suyun olmadığı bir durumda olmanın da olmaması lazım. Eğer olmanın olmadığı, olmanın mümkün olamayacağı bir durumda kuruluk vardır demek istiyorsanız ortaya bir çelişki çıkıyor. Çünkü varlığın temel koşulunu ortadan kaldırıyorsunuz suyun olmaması şartıyla, ama kuruluk vardır dediğinizde varlığın olmadığı bir durumda varlığın varlığından bahsetmeye başlıyorsunuz. Bu keşif, işte bunun anlaşılması sonsuzlukla, şimdi tekil bir kaynaktan bahsediyorsanız o tekil kaynağın bir sınıra tabi olmaması lazım. O tekil kaynağın sınıra tabi olmaması demek, differentiation içermemesi demek, farklılık içermemesi demek. O yekpare ve daha sonrasında Parmenides'in özellikle çabasıyla anlaşılacağı üzere ezeli ve ebedi ve değişmeyen bir şey olması lazım. Varlık ancak bu şekilde tanımlanabiliyor. Dolayısıyla böylesi bir sonsuzlukla bizim içinde yaşadığımız o tecrübe aleminin içerdiği sonluluğun, sınırlılığın, hatta kesintililiğin, süreksizliğin nasıl bağdaştırılabileceği sorusu aslında bütün eski Yunanlıların, özellikle de Platon'a kadar gelen süreçte tartıştığı temel mesele. Arke sorunu da bu sorun. Çünkü o kaynağın tekilliğiyle deneyimin çokluğunu nasıl bağdaştıracaksınız? O tekillikten bu çokluğu nasıl yaratacaksınız? Ve bu çokluk sınır içeriyor. Çünkü şimdi iki şeyin olabilmesi için bir ile ikiyi birbirinden ayıracak bir sınıra ihtiyacınız var. Bir ikilikten bahsedebilmeniz için bile bir sınırın olması lazım. Biri ikiden ayıracak bir sınır. Tekillikten bahsettiğinizde böyle bir sınır yok. Dolayısıyla sınır nereden geliyor? Sınır nereye uygulanıyor? Nasıl uygulanıyor? Ve bu sınırın neticesinde ortaya çıkan ikiliğin anlamı ne? Bu sınır neyle neyi birbirinden ayırıyor? Neyi bölüyor? Sınırın doğası ne? Nasıl bölüyor? Bakın, bu anlattığımız zamandan yaklaşık bir 200 yıl sonra Aristoteles bile hala aynı meseleyi tartışıyor olacak. Zamanı anlamaya çalışırken zamanın anlardan müteşekkil olduğunu söyleyecek. Ama şimdi birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran bir sınır olması lazım o zaman. Başka türlü, çünkü zamanın tanımı bu. Anların peşi sıralı. Peş peşe gelen anların oluşturduğu bir uzam zaman dediğimiz şey. Şimdi birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran şeyin ana tabi olmaması lazım. Çünkü birinci an ve ikinci anı birbirinden ayıran şey, sınır, kendisi de bir ansa, o zaman bir üçüncü an ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran şeyin an olmaması lazım. Ama o zaman şu anlama geliyor. Zaman birinci anda var, sonra hiçliğe gidiyoruz, yok oluyoruz, sonra tekrar varlığa dönüyoruz demek. Eğer arada boşluk varsa, birinci anla ikinci anı birbirinden ayıran şey boşluk olabilirse ancak, o zaman birinci anla ikinci an arasında bizim yok olmamız ve tekrar varlığa geri dönmemiz gerekiyor. Tabii Aristoteles bunu fark ettiği anda yandım Allah diye oradan kaçıyor ve bambaşka bir açıklamayla meselenin üstünü örtmeye çalışıyor. Ama sonuçta sorun hep orada. O sorun zaten hiç ortadan kalmıyor. Sınırla sınırsızlık, sonlulukla sonsuzluk arasındaki ilişkiyi nasıl tesis edeceğiz? Şimdi eski Yunanlıların bu meseleyi bu kadar önemsemesinin bir diğer sebebi de şu. Eski Yunanlıların geçmişine baktığınızda, özellikle de 5. yüzyıla kadarki süreci, 8. yüzyıla 5. yüzyıl arasındaki gelişmeleri incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Eski Yunan medeniyetini özellikle 8. yüzyıl, 7. yüzyıl itibariyle belirleyen temel paradigma, mitolojik metinlerde karşımıza çıkan paradigma. Ve bu paradigma ilahi olanın, yani aşkın olanın, yani bu anlamda bilinemez, anlaşılamaz, kavranılamaz, duhul edilemez, yönetilemez olanın mutlak hakimiyetini öngörüyor. Böyle bir hakimiyet altında da insan mutlak bir acz ve çaresizlik içerisinde ancak ele alınabilir. Dolayısıyla insan her anıyla, yaşadığı her anda, gerçekleştirdiği her edimle, düşündüğü her şeyde bu ilahi belirlenimin etkisi altında faaliyetlerini icra edebiliyor ancak. Ve böyle bir belirlenim altında olduğu için ve böyle bir belirlenimin doğasını anlama kapasitesi, anlama imkanı da bulunmadığından tam bir acz ve çaresizlik içerisinde doğuyor ve ölüyor. Ama ne yaşadığını, ne yaptığını, ne ettiğini bilemediği gibi bunu yönlendiremiyor. Bunu, bu paradigmayı tehdit eden veya bu paradigmanın bu ortaya koyduğu çerçeveyi büyük ölçüde ortadan kaldırmak zorunda kalan gelenek, şehirlerin ve bunu mütakiben ortaya çıkan
demokrasi idealinin belirmesiyle mümkün olur. Çünkü eğer insanların yasa koyarak kendi elleriyle koyduğu, kendi inançlarıyla, kendi ikna kabiliyetleriyle koyduğu yasayı yine kendi güçleri dahilinde uygulayabileceğini ve o yasalara riayet edebileceğini söylüyorsanız, insanların buna muktedir olduğunu da söylemeniz lazım başta. Yani biz hukuk temelli ve bunun üzerinde yükselen siyasi bir yapı olarak demokrasi talep ediyoruz ama insanların mutlak ve acz ve çaresizlik içerisinde olduklarını, ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilemediklerini ve hiçbir şekilde de hayatlarına yön veremeyeceklerini düşünüyoruz ama biz yine de yasa temelinde yaşamak istiyoruz diyemezsiniz. Şimdi bunu demeye başladığınız andan itibaren insana bir muktedirlik, yapabilirlik atfetmeye başladığınız andan itibaren o mitolojik gelenekle aranızda ciddi bir çelişki belirmeye başlıyor. Ve bu demokratik diyebileceğimiz geleneğin şekillenme sürecinde meselenin tabii büyük ölçüde insan bir aradalığı üzerinden ele alındığını da unutmamak lazım. Yani güç tek tek insanlara değil, insan bir aradalığına, insan kolektivitesine, şehre atfediliyor. Şehre atfedilen gücün bir uzantısı olarak bu siyasi dolaşımın bir sonucu olarak ancak vatandaş konumu şekillendirilebiliyor, temellendirilebiliyor ve işlevsel hale getirilebiliyor. Dolayısıyla eski Yunanlılar için hep mesele 8. yüzyıldan beri aslında bir güç meselesi. Güç meselesi derken bunu ne pejoratif anlamda ne de olumlayıcı anlamda kullanıyorum. Muktedirlik sorunu. Ne yapabilir? Ne yapabiliriz? Nasıl yaşayabiliriz? Ben kendi eylemlerime bir yön verebilir miyim? Kendi hayatımı belirleyebilir miyim? Kendi kaderimin efendisi olabilir miyim? Soru bu. Dolayısıyla bu sonluluk ve sonsuzluk meselesi bu sürecin neticesi olarak asli mesele, temel mesele haline gelmeye başlıyor. Çünkü ilahi olanın, aşkın olanın, bilinemezin sonsuzluğuyla insaniliğin, dünyeviliğin sonluluğu ve sınırlılığı arasındaki çatışma aslında eski Yunan şehirlerinin, eski Yunan toplumlarının, eski Yunan medeniyetinin ve kültürünün gelişimini, dönüşümünü ve kendi içinde yaşadığı pek çok sorunun kaynağını oluşturuyor. Şimdi bu arıza diyebilir, bu arızayı nasıl çözebilirsiniz? Nasıl bir beklenti, bir umut felsefede, Pitagoras'ta, Herakleitos'ta karşımıza çıkan seçenek şu. Tecrübi olan ile, yani algı vasıtasıyla eriştiğimiz ve kavradığımızı düşündüğümüz alem ile onu mümkün kılan, onun temelinde bulunan ve onun o şekilde görünmesini sağlayan başka bir yapı arasında bir ayrım tesis etmek. Ama bunların arasında bir süreklilik olduğunu ve algıya tabi olanın partikülerliği üzerinden, partikülerliğini analiz ederek arkadaki yapının, yani o partikülariteyi mümkün kılan ve belirleyen yapının tümelliğine, evrenselliğine ulaşabileceğiniz varsayımı bu. Bu hayali Parmenides çökertiyor. Parmenides'le birlikte bunun mümkün olamayacağını anlıyoruz. Ama aradan geçen 2600 yıla rağmen hala biz o önceki hayalin bir şekilde gerçekleşebileceği umuduyla koca bir medeniyet ve kültür inşa etmeye, yıkmaya ve yeniden kurmaya devam ediyoruz. Parmenides'in söylediği şey çok basit. Bunu anlamak çok kolay ama anlatmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla ben elimden geleni yapacağım, iş size kalıyor. Biraz önce anlattığım o Anaximander'in Thales'e eleştirisine benziyor aslında söylediği şey. Akıl olmayanı düşünemez diyor. Şimdi akıl olmayanı düşünemez derken neyi kastediyor? Yani olmayan, hiçlik, yokluk, boşluk düşünülebilir bir şey değildir demek istiyor. Rasyonel bir şey değildir demek istiyor. İçi boş, saçma, hatta doğrudan çelişki içeren bir kavramdır bu. Dolayısıyla bizim akli lügatımızdan, bilginin lügatından tamamen çıkarılıp atılması gereken bir kavramdır. Bunun sebebi şu. Hiçlik, yokluk, boşluk gibi şeylerin tırnak içinde varlığından bahsediyorsunuz değil mi? Boşluk var diyorsunuz, hiçlik var diyorsunuz, yokluk var diyorsunuz. Burada kavramın kökenine inmeye çalıştığınızda şunu görüyorsunuz. Olmama fiili aslında olma fiilinin değillenmesi sonucunda ancak elde edilen bir fiil. Bu anlamda saf bir fiil değil. Yani
olmayı düşünmeden olmamayı tahayyül ve tasavvur edemiyorsunuz. Ancak olanı kazıdığınızda, onu oradan temizlediğinizde, onu oradan attığınızda kalana olmamak adını veriyorsunuz. Dolayısıyla başta olmayı varsaymadan, olma fiilinin geçerliliğini ve mevcudiyetini varsaymadan olmamaktan bahsetmek zaten imkansız. Bu anlamıyla olmamak doğrudan düşünülebilen, doğrudan tasavvur edilebilecek bir saf fiil değil. Fakat sorun buradan kaynaklanmıyor sadece. Olmanın değillenmesi olarak ancak tasavvur edebildiğimiz olmama fiilinin olmasından bahsettiğiniz andan itibaren, yani hiçlik vardır, yokluk vardır, boşluk vardır dediğiniz andan itibaren orada işte çelişki çıkıyor. Çünkü zaten olma kavramının değillenmesiyle elde edilmiş bir kavramın olduğunu söylediğiniz anda çelişki kaçınılmaz hale. Dolayısıyla bu kavramı lügatınızdan çıkarttığınız andan itibaren bu kavramın irrasyonel bir kavram olduğunu, içi boş bir kavram olduğunu, saçma, çelişkili bir kavram olduğunu kabul ettiğiniz andan itibaren ne mantıksal bir zorunluluk olarak olma fiilinin ezeli, ebedi, değişmeyen ve yekpare bir şey olması gerekiyor. Neden? Olma fiili yaratılmış mıdır sorusunu sorduğunuzda evet yaratılmıştır diyebilmeniz için olmanın olmadığı bir an vardı geçmişte, sonra olmak oldu demeniz lazım. Ama biz ne dedik? Olmamak, yokluk, hiçlik, boşluk bu kavramların tamamını irrasyonel oldukları için, varlıkla ve bilgiyle alakaları olamayacağı için attık. Bunları artık kullanmayacağız. Çünkü bu kavramlar çelişki içerdiği için çelişkili bir kavramdan faydalanarak bilgiye ulaşmak mümkün değil, varlığı görmek mümkün değil. Dolayısıyla varlık yaratılmış olamaz. Varlık sona erecek mi? Biraz önce sorduğumuz soruyu, geçmişe matuf sorduğumuz soruyu şimdi geleceğe matuf sormuş oluyoruz. Gelecekte belli bir anda varlık olacak ve bir sonraki anda olmayacak demeniz lazım. Varlığın bir sonunun olacağını söyleyebilmeniz için. Dolayısıyla varlık sonsuzdur. Sonucuna ulaşıyorsunuz. Varlık iki tane olabilir. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü iki tane olabilmesi için birinci varlıkta olan bir niteliğin ikinci varlıkta olmaması lazım. Bu çok temel bir mantık kuralıdır. Yani bir şeyi, iki şeyi birbirinden ayırt etmenizi sağlayan kıstas farklılıktır. Nitelikler arasındaki farklılıktır. Dolayısıyla varlıkta birinci varlıkta olan bir niteliğin ikinci varlıkta olmaması lazım. İki varlıktan bahsedebilmeniz için. Dolayısıyla biz yine başa döndük. Yine olmama fiilinden bahsetmeye başladık. Dolayısıyla buradan zorunlu olarak varlığın tekliğine dair bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Varlık değişebilir mi? Yani X zamanında varlık A iken Y zamanında varlık B olabilir mi? Böyle olabilmesi için varlığın T anındaki haliyle T2 anındaki hali arasında bir fark olması lazım. Yani varlığın T1 anındaki halinde var olan bir niteliğin T2 anında varlıkta olmaması lazım. Dolayısıyla varlık değişemez. Bakın burada varlık derken dediğim tekrar hatırlatıyorum. Böyle mistik garip bir şeyden bahsetmiyorum. Olma fiilinden bahsediyorum. Olandan. Olmak böyle bir şeydir diyor Parmenides. Ve bu keyfi, rastgele, empatiyle, sempatiyle, şununla bununla yapılmış bir çıkarım falan değil. Hatta bir anlamda sistem bile yok burada. Yani böyle bir temel atıp o temelin üzerine çıkmıyor. Basit bir analiz yapıyor. Varlığın, pardon, hiçliğin, yokluğun, içi boş, saçma kavramlar olduğunu tespit ettiğiniz andan itibaren, yani analizin bu çıkarımını kabul ettiğiniz andan itibaren varlığın yaratılmamışlığı, yok edilemezliği, sonsuzluğu, yani ezeliliği ve ebediliği, değişmezliği, yekpareliği mantıksal anlamda zorunlu hale geliyor. Başka türlüsü mümkün değil. İşte Platon'un bütün meselesi, Parmenides'in bu aslında ortaya çıkarttığı ve bilginin mümkünlüğünü bize gösterdiği analizi ne dayalı? Böyle bir varlığı nasıl kavrarız? Böyle bir varlığın bilgisine nasıl ulaşırız?
Şimdi böyle bir derken yanlış kullanıyorum. Varlığın aslında bilgisine nasıl ulaşırız? Başka türlü bir varlık mümkün değil. Parmenides de çünkü karşımıza çıkan sonuç, negatif bir sonuç şu. Algı vasıtasıyla elde ettiğimiz her türlü veri sonluluğu ve sınırlılığı açısından, sonluluğu ve sınırlılığı itibariyle, sonluluğu ve sınırlılığı yüzünden varlığın sonsuzluğuyla, sınırsızlığıyla doğrudan çelişki içerisinde. Dolayısıyla algının kesintililiği, süreksizliği, bir anlamda keyfiliği ve rastgeleliği zaten bizi varlıktan ve bilgiden tamamen koparıyor. Dolayısıyla tecrübi alem olarak daha önceki felsefecilerin esasını, kaynağını, temelini araştırdığı şeyin Parmenides bir yanılsamadan ibaret olduğu sonucuna olur. Başka türlü olamayacağını düşünüyorum. Yanılsama derken de tekrar altını çizelim. Keyfi, rastgele, hepimiz bir hayal dünyasında yaşıyoruz anlamında bir yanılsama değil mi? Kendi içinde bir örgütlülüğü de olan, kendi içinde belirli bir şeması da olan, hatta bu anlamda bir özneler arası objektivite bile belki de üretebilecek bir matrikse dayanıyor. Belki de bu tecrübi alem. Ama sonuçta tecrübi alemin doğasında çelişkiler ve çelişkilerin biteviye mücadelesi, savaşı var. Oysa varlık çelişki içermiyor. Varlık, bırakın çelişkiyi, varlık ikilik içermiyor. İçermesi mantıksal olarak mümkün değil. Dolayısıyla Parmenides'in farkına vardığı, açığa çıkarttığı meseleyi aslında Platon giderek daha zenginleşti. Ve bu algı meselesini, daha doğrusu tecrübi alem olarak tanımlayabileceğimiz mekanın kendine has sorunlarını, açmazlarını açığa çıkardığı ölçüde bunların aşılmasının, bunların ötesine geçmenin mümkünlüğünü de temellendirmiş oldu. Platon'un belki de eski Yunan'daki bütün felsefecilerden, hatta belki de daha sonraki dönemde, yani felsefe tarihi boyunca karşımıza çıkan bütün felsefecilerden temel farkı belki de burada. Yaptığı analiz ve bu analiz üzerine inşa ettiği eleştiri algıya ve muhakemeye tabi olmayanın mümkünlüğü konusunda bir kavrayışın bizde şekillenmesini sağlayabiliyor. Ama tabii burada meselenin çetrefilliği belki de zaman zaman bu imkanın o metinleri okuyan insanlar tarafından görülememesine de yol açıyor olabilir. Ama Platon'un ben bunu başardığı kanaatindeyim. Ve burada Platon'un bunu nasıl yaptığını, yani aşkınlığı, algının ve muhakemenin ötesine geçmenin mümkünlüğünü nasıl temellendirdiğini anlamak için kendi tabiriyle doksaya, yani sanı, zan olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavrama ve bunun işaret ettiği mekana bakmamız lazım. Şimdi Platon'un düşüncesinde doksa olarak tabir edebileceğimiz mekan, esasen doksa kavramı sanı, zan anlamına gelmesinden ötürü zihinsel bir takım fiillere ve bunların mertebelerine işaret ediyor gibi görünüyor. Ama bu zihinsel fiillerin nasıl işlediğini anlamaya çalıştığımızda görüyoruz ki bu akli faaliyetler aynı zamanda kendi nesnelerini bizatihi imal ediyor. Dolayısıyla doksa spesifik olarak zihnin belirli koşullarda gerçekleştirdiği belirli faaliyetleri işaret etmekle birlikte bir bütün olarak sadece epistemik kategorileri değil, bu epistemik kategorilerin tekabül ettiği ontik kategorileri de kapsıyor. Çünkü bu ontik kategorilere denk düşen şeyler aslında bakanın, yani algılama faaliyetinin ve bu algılama faaliyetiyle elde edilen malzemenin üzerine gerçekleştirilen akıl yürütmenin sonucunda tesis edilen hükümler tarafından imal ve inşa edildi. Burada Platon'un anlattığı iki temel katman var. Bir, hayal ve buna tekabül ettiğini söyleyebileceğimiz tahayyül. Hayal, ontik kategoriyi tahayyül, epistemik kategoriyi oluşturuyor ve bu hayalin bir üst basamağı olarak düşünebileceğimiz, hayallerin kaynağı olan nesneler, algı nesneleri olarak düşünebiliriz. Ve bu algı nesnelerinin düşünülmesine tekabül eden epistemik kategori olarak inanç. Tahayyülün eski Yunancası eikazia, inancın eski Yunancası pistis.
Ve bir bütün olarak bu mekanı, doksayı anlamaya çalıştığımızda Platon bize doksa vasıtasıyla bilgiye ulaşılamayacağını söyleyecek. Şimdi Platon'un bilgi dediği şey ne olduğunu belki biraz konuşmak lazım önce. Ondan sonra tekrar buraya geri döneriz. Platon bilgi derken hiç öyle justified true belief'ten falan bahsetmiyor. Böyle değerlendirmeler okuyabilirsiniz. Eğer bu standart ortodoks Platon yorumculuğunun işte çeşitli metinlerine bakarsanız. Efendim Platon'a göre bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır falan gibi tanımlar görebilirsiniz. Bu büyük bir aptallığı, yanlış anlamanın artık nasıl yorumlarsanız sonucu ortaya çıkan bir şey. Bu tanım Theaetetus'ta, yani Platon'un bilgi meselesini, özellikle bilgi meselesini enine boyuna tartıştığı bir metni olan Theaetetus diyaloğunda geçiyor. Sokrates kendisine yöneltilen soruların kaynağındaki arızanın görülebilmesi için bilginin gerekçelendirilmiş doğru inanç olduğunu varsayalım bir an için diyor. Yani bir hipotez olarak bunu kabul ediyor. Ve ondan sonra da diyaloğun geri kalanı boyunca o hipotezin beraberinde getirdiği, içerdiği, ima ettiği bütün çelişkileri tek 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 ortaya koyuyor ve diyalog da aniden bitiyor zaten. Hay Allah, buradan da hiçbir şey çıkmadı diyor ve Sokrates gidiyor. Şimdi Platon hiçbir diyaloğu böyle bitmez. Böyle zart diye bitmez. Buradan bir şey çıkmayacağını gördüğü için Sokrates bırakıyor gidiyor diyor. Bu metin garip bir şekilde Platon'un veya Sokrates'in bilgi tanımı diye bu justified true belief tanımının tarihe geçmesine neden oldu. Oysa Platon'un bilgi tanımı çok net bir şekilde politeide, yani İngilizcesiyle Republic'te, maalesef Türkçe'ye her yere baktığımız için, devlet gördüğümüz için devlet diye çevrilen metne dönüyor. Orada çok net bir şekilde şunu söylüyor Platon. Bilgi olanın olduğu gibi görülmesidir. Olanın olduğu gibi görülmesi ne demektir? Olanın kendine has belirlenimler, kendine has doğasıyla birlikte, yani harici tali herhangi bir belirlenime tabi tutulmadan sadece ve sadece kendisi olarak kendi doğasını ortaya koyacak şekilde görülmesi. Ve bunu mümkün kılan kavram Platon'da eidos olarak geçiyor. Bu ünlü meşhur idea teorisinin temeli olarak düşünülen kavram. Yani eidos'u idea diye çeviriyorlar. Platon'un eidos derken kastettiği şeyin idea ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Bu Aristoteles'in yüklemesi sonradan. Çünkü Aristoteles malzemeden ve formdan ibaret düşünüyor her şeyi. Dolayısıyla eidos'un da form gibi bir şey olması gerektiğine kanaat getiriyor. Ama Platon'un eidos dediği şeyi Türkçe'ye en yakın karşılığı cevher. Eidos'u şöyle tanımlıyor Platon. Çok uzun uzun tartışmıyor tabii. Yani zamanımız yeterse değineceğimiz nedenlerden ötürü. Eidos, olanın olduğu gibi görülmesini sağlayan ama bunu olanın harici herhangi bir belirlenimden azade sadece ve sadece kendisi olarak görülmesini mümkün kılarak ve en temelde de olanı onu mümkün kılan kaynağa bağlayarak yapıyor. Yani eidos'un görülmesi demek, bir şeyin cevherinin görülmesi demek, hem o şeyin hem de o şeyi mümkün kılan prensibin, esasın görülmesi, kavranması demek. Ve Platon'un düşüncesinin bütününü tartışmaya, anlamaya, kavramaya çalıştığınızda görüyorsunuz ki o kaynak iyinin ta kendisidir Platon'da. Bir sınırsızlık ve sonsuzluk olarak varlığı ve bilgiyi mümkün kılan prensip iyidir Platon'da. Agathon, iyinin kendisinden bahsediyor. Dolayısıyla Platon'un eidos dediği, cevher dediği şey olanı olduğu gibi görmeyi mümkün kılan zemin ama olanı kaynağıyla birlikte, onu mümkün kılan esasla birlikte görmeyi sağlayan zemin olarak düşünür. Dolayısıyla burada idea midea falan diye bir şey yok. Öyle zihinde dolaşan kavramlar, mavramlar, öyle şeylerden bahsetmiyor bu adamlar. Bunu böyle olduğunu düşünmek, dediğim gibi Aristoteles'in işi. Şimdi terbiyemi bozmayayım. Bakın Aristoteles'in eidos eleştirisi şu. Anlattığımda herhalde çok ciddi, yani mantık çalışmadıysanız bile ne demek istediğimi anlayacaksınız. Platon'un kastettiği anlamda eidos
mümkün değildir diyor. Bu şeyin hemen başında, Nikomakos'a etiğin hemen başında tartıştığı meselelerden biri. Platon'un kastettiği anlamda Eidos mümkün değildir diyor. Varsa da insan aklı tarafından bilinemez. Şimdi insan aklı tarafından bilinmesi mümkün olmayan bir şeyin yokluğundan nasıl bahsedeceksiniz? Eğer ben varsa bile bilemeyeceksem yokluğunu nasıl bileceğim? Aristoteles diyor ki yok. Ki Aristoteles dikkatli adamdır. Genelde böyle saçma sapan şeyler söylemez ulu orta ama o telaşla, o panikle Eidos'un üstünü örtebilmek için böyle bir şey, böyle bir argüman ortaya atıyor. Yani bu argüman bile değil. Ya, anlamanız, kavramanız mümkün olmayan bir şeyin yokluğundan ya da varlığından nasıl bahsedersiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Dolayısıyla Platon'un bilgi derken kastettiği şeyin, yani olanın olduğu gibi görülmesi, yani olanın esasıyla, cevheriyle birlikte görülmesi, yani olanın onu mümkün kılan esasla, kaynakla birlikte görülmesi, algı düzeyinde algının işleyişi neticesinde gerçekleşebilecek bir şey değil. Sorun buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla doksa olarak tanımladığımız sanı, zan, doksayı yazmadım değil mi? Onu da yazayım. Bu da ilk hazır. Şimdi biraz önce konuştuk. Doksa bir mekan olarak, bir topografya olarak ele aldığımızda bu topografyanın bir epistemik unsurları var, bir de ontik unsurları var. Epistemik unsurlarını tahayyül ve inanç olarak tanımladık. Ontik unsurlarını da hayal ve hayal derken yani görüntü, yansıma, imge, bütün bunları kastediyoruz. Ve bu görüntülerin, yansımaların, imgelerin aslını oluşturduğunu düşündüğümüz nesneler, algı nesneleri. Bütün bu mekanda gerçekleşen akıl yürütme fiilinin spesifik bir formu var Platon'a göre. Önce algı vasıtasıyla belirli bir veri elde ediliyor. Yani duyu organlarının faaliyeti neticesinde elde edilen bir malzeme söz konusu. Sonra da bu malzeme üzerine gerçekleştirilen spesifik bir akıl yürütme fiili var. Eski Yunancası bunun hegemonikon. Bunu muhtemelen herhalde Arapçaya önce muhakeme diye çevirmişler. Günümüzde de hala bizim dilimizde de muhakeme olarak kullanılıyor. Tabii yani çevirilerde muhakeme diye görmezsiniz bunu. Çünkü çevirilerin çoğu bu ayrımları çok fazla dikkate almıyor. Bu kavram, muhakeme kavramı, bu eski Yunancadaki hegemonikonun çok doğru yapılmış bir çevirisi. Çünkü eski Yunancadaki kavramın etimolojik kökenini aynen muhafaza ediyor. Hegemonikondaki o hegemon kökü, muhakemede de HKM kökü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla muhakemeden bahsettiğimizde bir hakimiyet ilişkisinden ve bu hakimiyet ilişkisinin tabi belirli bir vektörel yoğunluk içermeye başladığı noktadan itibaren de tahakküme dönüşmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla garip bir şekilde Platon'da doksanın tesisini mümkün kılan süreç, yani hüküm tesisi, algı vasıtasıyla elde edilen verinin bir hakimiyet ilişkisi oluşturacak şekilde işlenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Burada kastedilen şeyin ne olduğunu anlamak lazım öncelikle olarak. Burada önce algıya bakalım. Algıdan kastımız duyu organlarının işlevi gerçekleştirdiği spesifik işlevler neticesinde belirli verilerin elde edilmesi. Şimdi burada pardon arkadaşlar. Burada eski Yunan'ı anlamaya çalışırken maalesef bizim kendi eğilimlerimiz, ön yargılarımız, şartlanmalarımız ağır basıyor ve bu adamlara söylemedikleri, kastetmedikleri şeyleri söyletiyoruz ve kastediyoruz. Eski Yunanlıların bedenle kurdukları ilişki, beden kavramına atfettikleri mana bizim özellikle Hristiyanlık ve Hristiyanlık sonrasında ortaya çıkan bakış açısıyla birlikte yoğrulmuş perspektifimizden farklı. Buradan bakarsanız eğer,
Ki bazı çevirilerde mesela eski çevirilerde böyle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Platon, Aristoteles çevirilerini okursanız hani henüz İsa gelmediği için İstavros çıkartamayan ama bir noktadan sonra Hristiyanlığa adım atacak figürler olarak çıkar karşımıza Platon ve Aristoteles. Hani bizde de olsa muhtemelen birazdan kelime-i şehadet getirip Müslüman olacaklar diye düşünürsünüz. Çerçeveler benziyor çünkü birbirine. Yani bakış açıları çünkü benziyor birbirine. Daha doğrusu bu eski Yunan'la daha sonrasındaki perspektif ortaya çıkaran kırılma o kadar derin bir kırılma ki Hristiyanlığı veya İslam'ın içinden baktığınızda genelde benzer şeyler görüyorsunuz burada. Ama o gördüğünüz şeyler orada olan şeyler değil. Sorun oradan kaynaklanıyor. Şimdi özellikle Hristiyanlıkta bu sorun çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor beden meselesinde. Çünkü biliyorsunuz Hristiyanlıkta insanın zaten bir sınırlı ve sonlu varlık olarak dünyaya fırlatılmasının sebebi, cennetten kovulmasının sebebi zaten cinsellik ve dolayısıyla bedende şekillenen, bedende ortaya çıkan arzular. Dolayısıyla beden bir orijinalsinin, ilksinin zaten ilk günahın sonucu ve tezahürü olarak düşünülür. Ve beden bu anlamda yine sürekli ihtiyaçların, isteklerin şekillendirdiği arzuların bizi ne diyelim sürekli kendimizi kaptırma riskiyle karşı karşıya bıraktığı temptationları yaratır. Dolayısıyla beden hem kaynağı itibariyle hem mahiyeti itibariyle hem işlevleri itibariyle doğrudan günahla ilişkilidir. Günah üretir. Varoluşu zaten kendi başına bir günaha çağrı olarak karşımıza çıkar. Eski Yunanlılar böyle bakmıyor mesela. Eski Yunanlılar için bedendeki sorun bedenin sınırlılığından kaynaklanıyor. Bedenin sonluluğundan kaynaklanıyor. Günaha meyilli olmasından, temayüllü olmasından değil. Çünkü eski Yunanlılar zaten bu anlamda günah kavramı biliyor. Hata var, eksiklik var, yanlış var, suç var ama bizim kastettiğimiz anlamda bir günah kavramı bulunmuyor eski Yunanlılar. Tanrıları kızdıran eylemlerden bahsettiğinizde suçtan bahsedebiliyorsunuz ama bizim kastettiğimiz anlamda bir günah kavramının ortaya çıkabilmesi için eski Yunanlıların psüya kavramının yerini ruh kavramının alması lazım. Neden öyle olduğunu belki biraz konuşuruz. Şimdi bedenin sonluluğu ve sınırlılığı kendi başına ciddi bir arıza teşkil ediyor eski Yunanlılar için. Bunun sebebi de biraz önce anlattığımız o süreçte yani bu mitolojik gelenekle onun karşısında beliren demokratik gelenek arasındaki çatışmanın yarattığı açmaz, aporya çözülmeye çalışıldığında, bir şekilde bununla hesaplaşılmaya çalışıldığında kurtuluşun yani bu sorunu ortadan kaldırabilecek yegane imkanın bilgide yattığını görüyor eski Yunanlılar. Bilgi meselesinin çözülmesi lazım. Yani benim bir şeylerin ne olduğunu bütün haliyle, bütünlüğü içerisinde kavrayabilme imkanım olması lazım. Cehalet halinde yani bilgiye ulaşma imkanından yoksun olduğum durumda bu tanrıların bilinemezliği, belirlenemezliği ile kendi karakterimin sonluluğu, sınırlılığı ve tabii eğilimleri, hataları, yanlışları arasında sıkışıp kalmış durumdayım. Ve kaçınılmaz olarak her düşündüğüm şeyde, her hissettiğim şeyde, her yaptığım şeyde bu çelişkiyi yeniden üretiyorum. Bu çelişkinin ortaya çıkarttığı arızalar bazen doğrudan etkiliyor beni, bazen başkalarını etkiliyor. Bazen farkına varmıyorum, yıllar sonra anlıyorum ne yaptığımı. Ama sonuçta iyi bir şey yapamıyorum. Dolayısıyla iyilik meselesi, mükemmellik meselesi gibi kavramların temellendirilebilmesi için, yani bir insanın yaptığı işi olabilecek en iyi şekilde yapabilmesi için, bu vasıtayla iyiye ulaşabilmesi için, bu şekilde iyiye ulaşabilmesi için ne yaptığını bilmesi lazım. Kim olduğunu bilmesi lazım. Nerede olduğunu bilmesi lazım. Yaptığı şeyin gerçek manasını kavrayabiliyor olması lazım. Gerçek sonuçlarını öngörebiliyor olması lazım. Bunları yapamadığınız takdirde, eğer içinizde tragedi okumuş olan varsa, her birimiz potansiyel birer Ödipus haline geliyoruz. Kendi cehaletimizden en sonunda kendi gözlerimizi deşip bu hayatı terk etmemiz gerekecek. Eğer eylemlerimizin gerçek anlamıyla yüzleşmek zorunda kalırsak bir gün, yaptığımız şeylerin gerçek manası bir gün açığa çıkarsa ve biz buna tabii tanık olursak. Dolayısıyla bu durumdan uzaklaşabilmemiz için, bu sorunu bertaraf edebilmemiz için bir tek kurtuluş çaremiz var, bilgi. Şimdi bunu
bu meseleyi bu şekilde ele almaya başladığınız andan itibaren bilgi meselesi biraz önceki o çelişkinin tabii hem ilacı haline geliyor, antidotu haline geliyor, hem de en acil çözülmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte felsefenin de belki hani 6. yüzyıldan itibaren yaşadığı o hızlı gelişim biraz bununla bağlantılı.